Bekle. Tamam. Bekliyorum. Buradayım canım. Böyle gölgen olup her zaman yanında oturacağım. Ben seninle evlendim. Hep senin yanında olacağım. Sen benimsin ve her zaman benim olacaksın. Seni seviyorum Arvay. Hanımefendi, niye öyle duruyorsunuz? İyi misiniz? Sence iyi görünüyor muyum? Ne oldu? Yüzündeki tebessüm neden kayboldu? Çok korkuyorum deyip rüya ve gerçek arasında mesafe artıyor. Sanki çok mutlu olursam hastalığım beni tekrar içine çekecekmiş gibi hissediyorum. Anlıyor musun? Daha sonra gökyüzünden yere düşecek ve hayallerim paramparça olacak gibi. Hayır Aroi. Gerçek ve rüya arasında uzaklık yok. Ve düşmene izin vermeyeceğim. Eğer yere düşersen benim elimden tut. Senin yanında kalacağıma söz verdim. Ne olduysa oldu. İleride sana asla kötülük yapmayacağım. Deyip. Yani sana kötü bir şey olmayacak. Her şeyle ilgileneceğim. Bu da neydi? Hanımefendi, durun, ne yapıyorsunuz? Lütfen durun. Size ne oldu? Hanımefendi. Ne bu? Merak etme, ben bakarım. Mosambi bir şey düşürmüştür. Hayır deyip, bu ses biri bir şeyler kırıyor. Ben bakarım. Bir şey yok dedim ya, sen dinlen. Ben gidip bakarım. Hiç merak etme, gittiğim gibi geleceğim. Sen dinlen. Hadi uzan. Uzan dedim. Bana ne olduğunu Arohi. Anlatın. Arohi! Tara, dur, ne yapıyorsun? Delirdin mi sen? Farkında mısın? Bu attıklarının sesi Arohi'nin odasına kadar geldi. Arohi! Ne zaman görsem onun peşindesin sen. O benim gölgem ama sen beni onun gölgesi yapıyorsun. Sen artık sınırları aştın. Sokak ortasında ona neler söylüyordun? Ben seninle evliyim. Sana söz verdim. Hadi oradan! Bana öyle geliyor ki o kızı değil beni aptal yerine koyuyorsun. İhanet edenlere ne yaptığımı biliyorsun değil mi? Biliyorsun değil mi? Tara, böyle casusluk yapmaya devam edip bundan bu anlamı çıkarırsan seni öyle bir tuzağa düşüreceğim ki kurtulamayacaksın. Tamam, yedi yemin konusunu duydun ama o ilaçların etkisinde olduğunu görmedin bile. O beni terk ediyordu. Yani anlayacağın, bizi terk ediyordu. Onu kontrol altına almak için bunları yapmalıydım. Neydi o ses? Deyip bakmaya gitti, hala dönmedi. Bütün dünyayı kandırabilirsin ama beni değil. Çocukluğundan beri tanıyorum seni. Doğruya da yalan söylediğini yüzünden anlayabiliyorum. O
Ona ilaç verip hasta olduğuna inandırmak planımızın parçasıydı. Ama bunları niye söylüyorsun ki? Her zaman yanında olacaksın. Evet, ona en yakın olacaksın. Hep onunla yaşayacaksın. İkizimi durdurmak için canını feda edecektin. Hayatını feda ediyordun. Ne demiştin ona? Aşkından öleceksin. Aşkından öleceğim ha? Onu sevmeye başlayıp beni unuttun değil mi? Unuttun. Seni gördüm. Ona sarıldığın gibi aynı şekilde bana da sarılıyorsun. Yoksa benim yerimi mi alıyor ha? Deyip konuş. Onu sevmeye mi başladın? Konuş. Seni hemen orada öldürmeyi o kadar çok istedim ki. Gerçekten o anda senin canını alacaktım. Efendim, bu söyledikleri doğru mu? Cevap ver deyip. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.